söyle. Dediğiniz yerleri aradım Ali Bey. Bu dünkü beyle ilgili. Ezel. Bir şey çıktı mı? Yok, çıkmadı. Yalnız şöyle enteresan bir durum var. Adamın nüfus belgeleri falan hepsi okey. Ama ne bileyim işte kredi kartı ekstresiymiş, internet girişi. Yani yaptığı şeylerin belgeleri. Onların hepsi çok yeni. Ne kadar yeni? 4 yıl. Ondan önce yok sanki adam. Ezel ne demek biliyor musun? Başlangıcı olmayan. Ezel başlangıcı olmayan demek. Ben araştırmaya devam ediyorum o zaman. Gün içinde sizi bilgilendiririm. Yer. Dükkan kapalı. Bugün başınızın çaresine bakıyorsunuz. Pardon. Bugün özel bir gün müydü? Görmüyor musun? Kıbrıs'a bahar geldi. Ali abi. Ne haber? Hoş geldin Bahar. Çok bekletmedim değil mi? Hayır. Alayım. Aa, merhaba. Hadi. Niye uyandırmadın? Uyandırınca bütün gün uyusuz oluyorsun. Bunu kapının altından attılar. Nasıl yapıyorsun bunu? Söyleyeceğim mi? Bak doğru söyle. Bütün gece burada oturmuyorsun değil mi? Yan odada mışıl mışıl uyuyorsun. Ben gelince buraya geçiyorsun. Hı? Şebnem. Günaydın. Kahve. Nesi var bunun? Sen uyandırdın değil mi? Bu kendinden. Ha. İnsan her gece 2 milyon kaybetmiyor tabii. Bir şey kaybetmedik. Bir tane turuva atı satın aldık. Bununla kaleye gireceğiz. Cadı kıyafeti getirdin mi yanına? Hı? Maskeli balo. 19 Eylül gecesi balo salonunda kimsesiz çocuklar için yapılacak maskeli bağış balosunda sizi ve partnerinizi aramızda görmekten mutlu olacağız.
Not. Bu baloda gerçek olan tek şey çek karneniz. Düzenleyen Bahar teyze. Bu Bahar şey değil mi? Eşan'ın kardeşi. Sen eskiden şeyken... Bilmiyordun değil mi bir kardeşi olduğunu? Niye sakladı ki acaba? Öğreneceğiz. Şebnem. Evet. Kahve. Senin hikayede yaptığını ben tek vuruşta yaptım gider ayak. Aferin sana. Ne zaman hallediyorsun o işi? İstanbul'a dönelim de. Ben artık dürüst para kazanmak istiyorum. Ya tamam. Ama öyle bir günde halledilecek mesele değil ki. Yok mu senin başka oynayacak oyunun? Eyşan. Neler vermem ha kafandan geçenleri anlamak için. Kafamdan geçenleri anlayabilseydin artık benimle ilgilenmezdin ki. Hemen kendine başka bir oyuncak bulurdum. Doğru söylüyorsun. Bak kim geliyor. Dur dur dur. Bakayım şöyle uzaktan. Ah. Abla. Canım. Bakayım sana bir. Daha da mı güzelleştin sen? Senede bir görürsen olacağı o. Artık bırakmayacağım seni. Nasıl Cengiz abi? Ne sizi ya? Hanımefendiye de öğretemedik bana sen demeyi. Bu mu çantan? Defo. Ne? Gel buraya. Günübirlik falan mı geldin yoksa? Yo yeter o bana. Herkesin öyle dünya malında fazla gözü yok. Anladım. Anladım. Bugün bana laf sokma günü. Gece balo için her şey tamam değil mi? Sorun yok. Her şey istediğin gibi. Hiç merak etme. Süper. Çok heyecanlıyım. Hadi restorana geçelim. Bahar bize son maceralarını anlatsın. Balina falan kurtarmış mı şu aralar? Bahar kurtarmıştı vallahi. İnanırım. Ha Ali. Şu girişin oradaki asansörlere bir uğrasana ne olur abi. Yeni alarm, kısa devre falan yapıyormuş. Teknisyenler falan gelecekmiş. Gözünü seveyim al üstümden bir. Kötü mü başladı gün? Her zamanki kadar. Siz nasılsınız Ezer Bey? Dünden biraz daha fakirim. Onun dışında iyi. Fitness'e gidip biraz ser atayım dedim. İyi demişsiniz. İnsanın kendine bakması güzel şey. Siz de fena görünmüyorsunuz. Büyüyen böyle. Sağlam. Fit. Fena kesilmiş. Çok oldu. Başka bir hayattan kalma gibi. İlk gün fark etmemişim. Ama ben bir gördüğüm yüzü bir daha hayatta unutmam.
Sizin meslekte faydalı oluyor mu? Hayat kurtarır. Bazen de tersi. Çıkaracağım. İyi tanıyorum ben de. Dikkatli bakın bakalım. Çıkarabilecek misiniz? Yakışır. Buradan da çekmiyor, iyi mi? Sevmem pek. Anlatmak istediğim bir şey var Eşen. Ömer nasıl öldü bilmek ister misin? Oğlum, aptallık etme. Bak bunlar koca kumarhane sahipleri. Senin gibi bitliye kaptırırlar ulan o paraları. Söylemezsen seni de harcarlar, beni de harcarlar. Nereye sakladın? Sen bana söyle, ben de onlara söyleyeyim. İkimiz de kurtulalım. Ziyaretçisi var. Ziyaret günüymüş. Yap buna ziyaret miyaret. Hastaymış de. Baş ağrıyormuş de. Dur bir dur. Kimmiş buna gelen? Söylesene. İyi anneciğim. Gayet iyi. Anne. Ömer, iyi misin oğlum? Canım yavrum, iyi misin? Vermezler dediler ama sen sor gene de bir. Yok anne, gerek yok. Yok, orası soğuk olur. Bak iki çorap üst üste giyersin. Anne. Ihlamur da getirdim. Anne. Ciğerlerin dolarsa, göğsün dolarsa kaynatırsın. Anne. Anne tamam. Sen onları Mert'e ver. O bıraksın. Benim akıllı olsun. Benim aklı başında oğlum. Babam nasıl? İyi mi? Biz Mert'le bir 5 dakika erkek erkeğe konuşalım siz gitmeden. Hmm.
başkasına anlatamam. Dinle. Benim başıma bir kaza gelmiş. Öyle düşün. Bir kaza geçirdim. Öldüm ben. Abi ne diyorsun? Niye böyle diyorsun? Bak Mert, ben yokum artık. Büyüyeceğim. Onlara sen bakacaksın. Ben yokum artık. Anladın mı? Bir daha gelmeyin buraya. Abi sen yapmadın. Ben biliyorum ama. Şşş. Bırak artık. Bırakmayacağım. Ben bulacağım yapanı. Mert. Ne dediğimi duydun mu? Ben yokum artık. Ama abi. Abi gitme ne olur abi. Abi. Lütfen abi bizi bırakma. Abi. Kanımızı akıttıklarında değil, umudumuzu kırdıklarında başlarız ölmeye. Ömer'in cezası müebbet değildi. Karanlık, koca bir çaresizlikti cezası. Mümtaz Bey. Mila, ne işin var burada? Gelmedin yine yemeğe, ben geleyim dedim. Yok. Mert'e söyle o getirsin bir lokma, bir şey yeter. Mümtaz Bey. Ömer'i görmeye gittik bugün. Babam nerede diye sordu hemen. Mümtaz Bey! Duydun Melia! Görmeye gitmeyecek misin oğlum? Oğlum görmeyecek misin? Gitmeyeceğim! O senin oğlun! O senin Ömer'in! Eve git Melia! Ama o yapmadı! Duymadın mahkemeden kadın? Duymadın dediklerini? Benim oğlum bir hırsız. Benim oğlum bir katil. Duymadın mı? Duydum. Ama o yapmadı. Ömer o. Eğer onun yapmadığını görmüyorsan sen benden daha görsün. Başlayalım mı? Tepe tepe harcayın. Önceden kararlaştırdığımız gibi paraları bir iki ay harcamayacağız. Oğlum ne dedik? Bir şey harcamıyoruz demedik mi? Ben ne zamandan beri senin oğlun oldum lan? Geç ya bunları. Ben senin yüzünden hapse girmeyeceğim Ali. Lan dünkü tüyü size bak. Islak karga. Ali, Cengiz haklı. Aklımızı kullanacağız. Denizi geçtik, derede boğulmayalım. Sakin ol. Ben bu çanta için ne yaptım biliyor musunuz? Adam öldürdüm, adam. Siz karı gibi konuşurken ben kan akıttım. Niye? Ha? Sakin ol. Senin gibi beş para etmezler bana sakin ol deyince çekebilmek için. Uzayın lan burada. Beni arayan olursa da ben nahişte buradayım. Çık
çıkarken arkanızdan kapıyı kapatmayı da unutmayın. Belki yurt dışına falan götürürüz. Tamam, götürelim. Beyşan. Söz verdin sen bana. Benle kalacağını söyledin. O yüzden yaptım ben bu işi. Bir şey söylüyorum sana. Ne yani? Oyun muydu hepsi? Hadi canım. Sen de bana boş değildin. Eyşan. Unuttun mu Cengiz? Her şey oyun. Miden mi gene? Üşüttüm herhalde. Annen de böyleydi. Anlardım hamile olduğunu. Senin gibi böyle belini tutardı. Beli ağrırdı onun da. Neler diyorsun ya baba? Ömer'den mi? Saçmalıyorsun. Yatıyorum ben. Peki çocuk büyüyünce babam kim deyince ne cevap vereceksin? Baba, rahat bırak beni. Ne istiyorsan yaptım. Rahat bırak beni! Kim konuşuyorsun sen? Ben senin babanım. İstemiyorum senin gibi baba ya. Git, çık git hayatından. Çık git. Ya bırak. Güzelim, ben ne yaptıysam Eycan'ım sizin için yaptım. Ya Bahar iyi olsun diye yaptım. Bak, o çocuğa da bakarız. Teyzeni de yanımıza alırız. Biz bir aileyiz. Namusumuzla iş yapar, geçindirip gideriz. Sil gözünü yaşın artık. Ben hep yanınızda olacağım. İkinize de, üçünüze de, hepinize ben bakacağım bundan sonra. Hep beraber yanınızda olacağım. Ağlama. Birini çok sevdiğinizde, o sizi çok üzse de onun yanında ağlamak istersiniz. O size korkunç bir şey yapsa da onun kollarında teselli bulmak istersiniz. Birini çok sevdiğinizde, size bin kere de yalan söylese, yine de herkesten çok ona inanmak istersiniz. Ömer. Şeyini alıp gitmiş. Sadece şunu bırakmış. Ömer bundan sonra yıllarca 40 kişilik bir koğuşta yattı. Gökyüzünü bir avlunun tepesinden gördü.
Nereye? Bir yere mi yetişeceğim? Acelen mi vardı? Hayrola? O ne be? Bir şey değil. Bu ne be? Ver onu. Faslı maslı bir şey. Ver dedim. Kimin bu? Anacığının mı? Anasının kuzusu. Sevgilinin mi? Ya ver dedim. Hop! Kıpırdama atarım ha. Allah söz dinledi ya. Çok istiyorsan vereyim bu uyduruk şeyini. Sen paraların yerini söyle. Ben vereyim. Kaç kere söyledim. Ben yapmadım. Lan gerizekalı herif. Hadi beni kandırdın. Bu gazinocuları kandırabilir misin? Sen bana söyleyeceksin. Ben onlarım. Herkes mutlu. Heh. Bilmiyorum. Keyfin bilir. Dur! Bunlar insanı delirtir. Bu eziyet insanı içeriden çürütür. Ama bunlar öldürmedi Ömer'i. Ömer'i her şeye rağmen bitmeyen, her şeye rağmen dinmeyen, her şeyden güçlü, ölümden bile güçlü aşkı öldürdü. Şaşkın. Yardım edeyim. Cengiz. Ne arıyorsun burada? Vallahi tam olarak seni. Canım, sen 2 dakika burada otur, ben hemen geliyorum, tamam mı? Sonra gideceğiz. Ne istiyorsun Cengiz? Anlamadın mı hala? İstemiyorum seninle olmak. Yok, orasını anladım. Orası çok şey de... Sen beni tam anlamadın Eyşan. Trenim kalkıyor. Hadi öpüşelim, ayrılalım Cengiz. Bundan bir şey çıkmaz. Gidersen ihbar ederim. Ne? Polise giderim. Delirdin mi sen? Sen de hapse girersin. Böyle bir şey. Alo. Bir ihbarda bulunacağım. Evet. Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Kaybetmeyeceğim seni. Gidersen her şeyi anlatırım. Cengiz, zor olacak bir şey mi bu? Sevmiyorum seni. Ömer'i seviyorsun, biliyoruz. O seni hak etmiyor. Ben... ediyorum. Senin için cehennemi göze aldım ben Eyşan. O ne yaptı? Seni kazanmak için herkese harcarım ben. Beni bile. Seni bile. Seni ilk gördüğüm gün var ya, böyle bıcır bıcır konuşuyordun. Ama bir ben görüyordum seni. Gerçek seni. İşte bu dedim kendime. Hayatımın amacı bu. Nereye giderse gideceğim peşinden. Nereye giderse. En iyi dostumu yaktım. Umurumda değil Eyşan. Bir sen varsın. Millet aşkın güzel bir şey olduğunu sanıyor. Aşk şeytanın oyunu. Şey.
şeytanı bile alt ederim senin için Eyşan. Seveceksin beni. Sevdireceğim kendimi sana. Gel de yeter Eyşan. Gel de yeter. Gel. Ne bakıyorsun lan? Yamuk mu var? Yok. Nereye gidiyorsun lan sen? Selam veriyor, selamımızı almıyorsun. Dalga mı geçiyorsun bizimle? Yok, duymadım. Küfür mü etti lan bu? Kader kim bu? Konuştum. Yoksa... Anladın mı? Vur şimdi. Bunu mu aradın ha? Kafayı mı yedin moruk? Ne yapıyorsun? Ramiz Karayski o. Almayacaksın ha? Vaz mı geçti? Tozuyla bela mı arıyorsun? Burası sağmacılar değil. Burada benim borum öter. Alın şunu. Çocuk burada kalacak. Ramiz Bey, revire götüreceğiz, iyi edelim diye. Ben onu iyi ederim. İyisiniz değil mi? Nasıl biraz heyecan oldu değil mi?
Biraz heyecan, biraz zaman kaybı. Eğer yine kalırsanız bir ses edin. Ben el atarım yine. Yine kalırsa gelir bulurum sizi. Sıkılmıyor musun bu kadar şeyden, şatafattan? Sıkılırsam kardeşimle kaçarım. Kimsenin bilmediği bir yere. Senle ben. Oradan da sıkılırsın sen. Kesin eker gidersin benimle. Aa, nanköre bak. Kesin, kesin. Bahar, iyi misin? İyiyim. Ay. İyiyim ben. Ya boğazıma şey kaçtı. Alışık değilim ben böyle garip garip kokteyllere. İyiyim abla. İyiyim artık ben, merak etme. Biliyorum. Ay. İstanbul'da kalacak mısın benimle? Bilmiyorum, fazla büyük orası bana ya. Belki bir ev falan tutarım ya da İngiltere'ye geri dönerim diye düşünüyorum. Daha yeni geldin, hani dönmeyecektin? Birisi mi var yoksa? Yok ha? Ya. Niye yok? Ne bileyim, çıkmadı öyle harikulade biri. Ben bulurum sana. Tamam. Belki partide çıkar ha? Şöyle gizemli, yakışıklı bir zat. Buyurun efendim. Arabanız çok güzel Cengiz Bey. Çok güzel. Beğendin yani. Ha Tevfik. Bunun hangi elimde olduğunu bil. Araba senin olsun. Olur mu öyle şey efendim? Hangisi? Cengiz Bey dışarı çıkıyor. Şimdi mi çıkıyor? Bir saniye. Miyav. Güzel olmamış mıyım? Bak akşam için sana ne aldım, göstereyim mi? Hemen geliyorum. Gerekirse o yola biraz. Bunda. Bunda. Yok, bunda. Bin kere de yapsak bulamaz. Niye? Bakmayı bilmiyorsun da ondan. Siz miydiniz? Kusura bakmayın. Kapıda beklediğince kıpırdamaz kapıdan. Altmış model Kobra. Harika araçtır. Bayağı yarış arabasıdır aslında. Arabalardan da mı anlıyorsunuz? Ben değil. Bir arkadaşım iyi anlardı. Biraz kulak dolgunluğu var. Neyse bekletmeyin. Ha, şehre mi iniyorsunuz? Ha, biraz hava alacağım. Atlayın hadi, bırakayım sizi. Sağ olun, arabayı çıkardık artık. Atlayın hadi. Ne bu böyle? Yaşlı adamlar gibi arabanın arkasında, bu havada. Çok hızlı sürmeyeceğim, söz.
kadar kalacaksınız benim otelde? Bilmem, pek plan yapmam. Nasıl oluyor öyle? Kafanıza göre. Sabah kalkıyorum. Gitme vakti gelmiş diyorum. Ah, ne güzel. Eskiden ben de hep öyle derdim. Param olunca aynı yerde iki gün durursam Allahsızım derdim. Sonra ne oldu? Sonra aşık oldum. Bak, bu her şeyi değiştirir. İnsan başka biri oluyor değil mi? Bir bakıyorsun yapacağım dediğin hiçbir şeyi yapamamışsın. Ya da tam tersi. Yapamayacağını zannettiğin şeyleri yapmışsın. Var. Var tabii. O da var. Ne oldu? Hiç. Ama var yani. Bunu da artık yapmam dediğim şeyler yaptım ben hayatta. Peki geriye dönebilsen, aynı şeyleri yine yapar mıydın? Yapardım. Ben sizin kadar şanslı değilim. Değiştirmek istediğim bazı şeyler olurdu benim. Daha genciz. Değiştirecek vakit var. Evet, doğru söylüyorsunuz. Üstünde çalışıyorum zaten. Televizyon seyrediyor. O kulenin bütün iç yapısını anlatacak. Şu işe bak yeğenim. Kıyamet gününe denk geldi. İşte bu kulede, ikiz kulede gerçekleşiyor. Nedir bugün? 11 Eylül dayı. 11 Eylül 2001. Hatırla bugünü yeğenim. Ne dünya aynı kalacak bugünden sonra, ne desen. Gel otur. Meydancı, tazele çayları. Kaderimiz niye avucumuzun içinde yazılıdır bilir misin? Gerektiğinde gizleyebilelim diye. Niye bilir misin? Çünkü güç gizden gelir. Gerçek niyetini kimse bilmeyecek. Kaderin sırrındır. Kaderini kimseyle paylaşmayacaksın. Kimseyle paylaşmayacağız. Oku bunu. Şanslı adamsın Vesselam. Daha öyle herkesi talebesi yapmaz. Oku onu. Thank you.
biraz hava alalım. Bazen rica ederim gardiyandan. Tek başıma çıkarım buraya. Soğuk da böyle keskin olursa bu gece gibi. Yukarıda yıldız var. Özgürmüşsün gibi oluyor. Bak onu diyorum işte. Mahpusta özgürlük bu kadar. Niye buradayız? Hava alıyoruz yeğenim. Sohbet ediyoruz. Şikayetin mi var ha? Yok. Ne şikayetim olacak? İçeri girdiğimden beri bana insan gibi davranan bir sen varsın. Da... Niye? Niye ben? Bir ele ihtiyacım vardı. Elimi uzattım. Uzatmasam mıydım ha? Tesadüf mü yani? Kadere inanan insan tesadüfe inanmaz. Tesadüfe inanan adamsa kaderini kendi elinde tutamaz. Bak orada kitaplar var. O kitapları al oku. Sonra bana geri getir. Ne istiyorsun benden? Cevabı daha önemli olan bir soru var yeğenim. Asıl sen benden ne istiyorsun? Hadi eyvallah. O günden sonra her gün Ramiz Ömer'e arkadaşlık, yoldaşlık, hocalık etti. Hayat içeride de dışarıda da akıp gidiyordu. İnsan sevdiklerinin ondan çok uzakta yaşamasına, değişmesine, büyümesine bile alışıyor. Abi bugün karne günüydü. Takdir aldım. Her gün seni düşünüyorum. Büyüyünce gazeteci olacağım. Sana yapılanları bulup yazacağım. İnsan kendi hayatının çalınıp gitmesine bile alışıyor. İnsan kendi hayalini bir başkasının yaşamasına bile alışıyor. Zamanla insan her şeye alışıyor. Alışıyor. Ama unutamıyor. Çıkınca ne yapacaksın Ömer? Müebbet yedim ben dayı. Bir yere gittiğim yok. Diyelim ki çıktın çocuk. Ne yapacaksın? Bak Ömer, kaç yıllık muhabbetimiz var seninle ha? Bana her şeyini anlattın. Sana iftira atmışlar yeğenim. Sana ihanet etmişler. Ha? Çıkınca ne yapacaksın? Boş ver dayı, boş ver bunları. Sana bir soru sorunca cevap ver. Çıkınca ne yapacaksın? Kim yaptı bilmek isterim dayı. Ali mi? Cengiz mi? Eyşan'a kim yalan söyletti? Niye yalan söyledi? Niye? Bunları bilmeden ölmek istemem dayı. Diyelim ki öğrendin. O zaman ne yapacaksın? Ne yapmayı düşünüyorsun? Müzik.
gözün karşında? Asıl hasmın kim? Ali. Kimi görüyorsun karşında? Cengiz. Asıl hasmını görmeden onu alt edemezsin. Göreceksin. Yoksa olmaz. Olmaz. Abla, bir sesini duyayım dedim. Çok iyi geliyor sesin. Çok özledim bari. Geliriz belki yine biz bu ay. Yok canım, daha 2 ay bile olmadı geleli. Nasıl? Memnun musun oradan? Memnunum abla. Londra çok güzel. Tedavi de iyi gidiyor. Zaten onun için aradım ben de. Ne oldu? Ya yeni deneysel bir tedavi varmış. Burada da yeni. Lazerli bir şey. Ama eğer olursa neredeyse kesin çözülmüş. Ameliyat mı yani? Riskli bir şey mi? Bilmiyorum. Riskli tabii. Ama abla bir düşünsene yani. Kesin kurtuluyor olsan. Ne kadar riskli? Elli elli. Ay Bahar. Abla ben istiyorum ya. Ben de herkes gibi yaşamak istiyorum. Ben böyle hapiste gibi yaşamak istemiyorum. Koşmak istiyorum, yüzmek istiyorum, yorulmak istiyorum. Abla yeter. Ben de insan gibi yaşamak istiyorum. Yoksa... Bahar, lütfen sus, öyle konuşma. Allah korusun. Önce bir şey yapalım. Araştıralım. Olur mu? Peki abla. Abla. Bana kızma, tamam mı? Seni seviyorum. Ben de canım. Bugün gazetede çalışmaya başladım. Babam bilmiyor. Anneme söyledim. Her gün seni düşünüyorum abi. Düşündükçe daha hırsla çalışıyorum. Seni çok, çok, çok seven kardeşim. Mert. Ne yapıyorsun öyle? Kağıtları ezberliyorum. Kağıtlara bir kere bak. Sonra kafanı kaldır. Etrafına bak. Asıl kağıtlar onlar. Etrafındaki dünyayı oku. Sonra kağıtları okumak. Çocuk oyuncağı. Oturun, oturun. Sen benimle geliyorsun, sorgum var. Sizler de dağılın. Ramiz Bey'e bakma. O ne yapsın? Emir büyük yerde. Gözlüm. Gideceğin yerde görecek bir şey yok. Sen soruları işit yeter. Kızmayın bana arkadaşlar. Ben bir emir kuluyum. Emir almak başka... Keyif almak başka.
Elçiye zeval olmazmış. Bu düzen yakında kalkacak. Siz de öyle olur olmaz herkesin peşine takılmayın. Bakarsınız önünüzdekinin kellesi uçmuş. Seni unuttum sanma. Unutur muyum lan? Daha başlıyor oruca. İş büyüyor dayı. Tecritlikilerin hali fenaymış çok. Bunlar avludaki son demlerimiz yeğenim. Yakında buranın hiç tadı kalmayacak. Bak Ömer. Kendi başının çaresine bak. Ben sana yetişemeyebilirim yani. Ne fark eder ki dayı Allah aşkına? Ne de olsa ikimiz de burada öleceğiz. Gel şöyle oturalım biraz. Bak Ömer. Çok yol aldık seninle yeğenim. Ama az bir şey daha kaldı. Çok konuştuk seninle. Çok döndük o günü. Ama o gün aslında ne oldu? Kendine sormuyor musun bunu? Her gün soruyorum dayı. Her dakika, her an. Bak yeğenim. Mükemmel bir soygun için kaç kişi gereklidir biliyor musun? 4. Birinci soygun hakkındaki bilgileri toplayacak. Bu kişi içeriden biri olursa daha iyi tabii. Şimdi senin olayda bu kim olur? Cengiz. İkinci soygunu yapacak. Cengaver biri olmalı. Gerekirse adam öldürecek. Cinayet işleyecek. Kim olur? Ali. Güzel gidiyorsun yeğenim. Güzel gidiyorsun. Şimdi her mükemmel soygunda bir de kurban olacak. Herkesin gözü onun üzerinde olacak. Suçu onun üzerine atacaklar. Ki bu arada asıl suçlu uzayacak. Kim olur? Benim. Sensin ya yeğenim. Sensin. Kaldı bir kişi daha değil mi? 4. Bütün bu işleri planlayacak kadar akıllı olacak. Asıl yüzünü kimseye göstermeyecek. Herkese başka şeyler söyleyecek. Herkesi ikna edecek. Değil mi? Tamam. Senin gözünün içine bakıp seni tuzağın içine çekecek. Yeter. Kim o ye? Kim? İşin arkasındaki asıl kişi o. Kim o? Kim? Dayı yapma. Aç gözünü yeğenim. Kim o? Kim? Adını söyle bana. O gün yıllarca bildiği şeyi ilk defa itiraf etti kendine. Eyşan. O gün Ömer intikamına bir yüz, bir isim verdi. Gelecek misin sen de?
Sen git gel, burada beklerim ben. Allah'ım, biliyorum bana kızgınsın. Çok kötü şeyler yaptı. Ona ver cezanı. Ne yapacaksan yap. Ama kardeşim bugün ameliyata giriyor. Üç hamlede mi atsın? Yok ya, daha neler? Bir. Bir. İki. İki. Üç. Bunu da gördük ya yeğenim. Bu ne böyle? Yabancı şair ha? Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dalkavukça sözlerle. Korkaklar öpücükle öldürür. Yürekliler kılıç darbeleriyle. Ömer! Ziyaretçim var. Yıllardır buradayım Salim Efendi. Kabul ettin mi ziyaretçi? Ben de öyle dedim. Adımı söyleyin dedi. Neymiş adı? Eyşan. Thank you.
Seni görmem gerekiyordu. Affet beni diye gelmedim. Affedilecek bir şey yapmadım. Korkunç bir şey yaptım. Ömer. Kocan nasıl? Cengiz. Ömer. Gazetede okumuştum. Çocuğunuz. Neydi adı? Can? Ömer seni... Şşş, sakın. Sakın tek bir kelime daha edeyim deme. Sakın tek bir yalan daha söyleme. Niye biliyor musun? Çünkü inanırım. Onca şeyden sonra... Şimdi tek bir cümle et. Gözlerime bakıp beni sevdiğini söyle. Gerçek olmadığını bal gibi bilirim. Ama yine de sana inanırım. O yüzden tek bir an bile beni gerçekten sevdiysen sakın. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dalkavukça sözlerle. Korkaklar öpücük ile öldürür, yürekliler kılıç darbeleriyle. Kimi gençken öldürür sevdiğini, kimi yaşlıyken. Şehvetli ellerle boğar kimi, kimi altından ellerle. Merhametli kişi bıçak kullanır. Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur. Kimi yeterince sevmez, kimi fazla sever. Kimi satar, kimi de satın alır. Kimi gözyaşı döker öldürürken, kimi kılı kıpırdamadan. Çünkü herkes öldürür sevdiğini. Ama herkes öldürdü diye ölmez. Meşhur güvenlikçimiz Ali Bey var. Mafya babası olmuş. Yakışmış. Daha bir adım atmadı olduğu yerden. Pek bir gergin bu akşam. Niyeyse. Ve şurada da otel sahibimiz Kont Dracula. Misafirleri güldüren zat. Çok
aldı patron çazetleri. Yani önünden geçip de bu kadına gözü takılmayan bir erkek görmedim. Ama kimseye yüz vermiyor. O yüzden bilemiyorum senin şansın ne olur bu akşam. Bahar'ı henüz tespit edemedim. Ama çalışmalarım devam edecek. Ben en istediğim bir şey var mı? Gideyim birinin bacağını tırmalayayım. Özür dilerim sevgilim, haklısın. Düşüncesizlik ettim. Affettin mi? Seni seviyorum. Dünkü o kargaşada teşekkür etme fırsatım olmadı size. Rica ederim, bir şey yapmadım ki. Can çok sevmiş sizi. Sizden bahsedip duruyorum. Ben de onu sevdim. Yalnız mı geldiniz? Yardımcımla geldim, tanışmıştınız. Ben siz kolunuza 2-3 manken takıp gelirsiniz diye düşünmüştüm. Öyle mi? Yanlış tanıtmışım kendimi size. Yo, siz tanıtmadınız. Genelde insanları kolay tanırım ama siz tam bir muammasınız. Maskedendir. Maskeden. Ama bu maskeden değil. Evli misiniz? Gerçi yüzük falan yok ama parmağınızda. Yok değilim. Evlenecektim gerçi. Yıllar önce. Ne oldu peki? Terk etti beni. Ne yaptınız kıza bakayım? Terk edip bırakıp gitti size. Bir daha kimseye yapmadığım bir şey yaptım. Neymiş o? Güvendim. Affedersiniz. Beklenen şey oldu. Hapishanelerdeki isyanları bastırmak üzere yetkililer müdahale etti. Mahkumlar karşılık verdi. Küçük çaplı bir savaş başladı. Ömer işte o günün sonunda kendi koğuşunda ölü bulundu.
Ne dedim ben sana? Seninle işim bitmedi demedin mi? Dayı, basacaklarmış burayı. Dışarıdan haber ettiler. Ne dediler? Ramiz dayı arka kapıdan çıkaralım diyorlar. Müdür demiş. Ömer nerede? Dursun'a, Ömer'in koğuşuna gidiyormuş. Görür gününü falan diyormuş. Dayı, sakin ya! Ağzını bıçak açmıyor. Bakalım bu açıyor. Bile tanımayacak seni, sana yaptıklarımdan sonra. Dur. Bir şey söyleyecek bu. Ben yaptım. Ne yaptın? Ben soydum orayı. Paraları da sakladım. Öldürme beni. Yerini söylerim. Zengin olursun. Öldürme beni. Tamam. Söyle. Tek sana. Onlara değil. Ulan Ömer. Bunca sene. Az değilsin ha. Siz çıkın. Ben dün gece çok geç yattım, şu şeylere baktım, planlara. Ne güzelmiş yanınca seni görmek. Günaydın hayatım. Günaydın. Bir hafta daha tadın çıkar, vallahi haftaya okul başlıyor.
Ya boş versene, okuyacaksın da ne olacak? Gel sen de bizim otelde çalış en iyisi. Dur bakalım, acele etme daha. İzin çıkmadı otele. Ama bu kağıt öyle demiyor. Oldu mu, aldık mı? Ya, bilir misin? Beni seviyor musun, önce onu söyle sen. Ver. Seviyor musun, söyle. Seviyorum. Duydunuz mu? Hapishanelere yine operasyon yapmışlar. Bir sürü kişi ölmüş. Ama getirdiğin yavru kediler yetmiyor. Sen şimdi kesin hapishaneden de birini getirirsin. Ya ne duyarsızsın ya? Hayret bir şey ha. O yavru kediler en çok beni seviyor. O nasıl oluyor? Nasılsın? Dur, tamam, konuşma, konuşma. Şunu sakladım senin için. Sakin ol yeğenim, sakin ol. Gücünü idareli harca. İhtiyacın olacak dışarıda. Doğru duydun yeğenim. Senin içerideki mesain bitti. Dışarıdaki başlıyor. Fena girdiler içeri. Çok ölü var. 17 kişi. Biri de sensin. Yüzün gözün tanınmaz bir haldeydi. Ölenlerden birine bu Ömer dedik. Haberin yok senin. Bunlar bizden beter delikanlı. Beter. Önce öldürüyorlar, sonra affediyorlar. Genel af var. Bizi içeride tutuyorlar ama bu iş İsmail'e yaradı. Yani sana yaradı. Sakin ol yeğenim, sakin ol. Buradan çıkana kadar adın İsmail Korkmaz. Bu garibimi nedense döve döve öldürmüşler içeride. Biz de biraz makyajladık tabii. Biri iki rica ile İsmail oldu sana Ömer. Serbestsin yeğenim. Ben her şeyi ayarladım. Hastaneyi de ayarladım. Haftaya taburcusun. Özgürsün yeğenim. Bana dövmemin anlamını sormuştun yeğenim. Bu son dersimiz senin. Dövmede şöyle yazıyor. Kimsin sen? Şüphesiz sen değilsin. Ramiz her şeyi ayarlamıştı gerçekten. Çıktıktan birkaç gün sonra Ömer kendini onun adresini verdiği klinikte buldu. Selamlar. İyi mi hastanız? Gayet iyi. Size çok iyi bakacağız. Zaten iyi bakarız da bir de üstüne kıramayacağımız büyüklerimiz girdi devreye. Şimdi bakın son defa yüzünüze.
Konuştuğumuz gibi ses tellerinize de bir prosedür uygulayacağız. Merak etmeyin. Uyandığınızda siz bile kendinizi tanıyamayacaksınız. Ömer, sen ona ihanet ettikten 8 yıl sonra hapishanede öldü Eyşan. Onu ne yalnızlık öldürdü ne de keskin bıçaklar. Ömer artık sevmemek için öldürdü kendini. Ömer intikamını alabilmek için öldü. Şimdi size narkoz vereceğiz. Gözleriniz yavaşça kapanacak. Ondan geriye doğru sayıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ne dersin Eyşan? Dedikleri doğru mu? Aşk gerçekten de ölümden güçlü mü? Bandajlar, gözünüz aydın. Artık görebileceksiniz yeni yüzünüzü. Bakalım ne kadar yakışıklı olmuşsunuz. Şuraya dikkatli açın. Tabii efendim. Çok az kaldı. Yavaş. Merak etmeyin efendim. Güzel. Evet, bitiyor. Şimdi açabilirsiniz gözlerinizi. Morluklar var tabii ama... İsmim... İyi misiniz? İyi misiniz? Benim ismim... Thank you.
Ömer diye bir adam vardı. Cengiz ve Ali en iyi iki arkadaşıydı. Eyşan diye bir kızı sevdi. Ama onlar Ömer'e ihanet ettiler. Onun elinden her şeyini aldılar. Ailesini, umutlarını, hayatını. Ömer seni severek öldü Eyşan. Son nefesinde senin adın var. Ama artık Ömer yok. Artık ben varım. Benim adım Ezel. Ateş etmeyin, silahsızım. Meraklanmayın, silah kullanmıyorum. O zaman sizden korkmama gerek yok. O kimin tarafında olduğunuza bağlı. Ne yapacaksınız, kaçıracak mısınız beni? Önce kimi kaçırdığımı görmem gerek. Tamam. O zaman üçe kadar sayıyorum, siz maskenizi, ben de peçemi açıyorum. Olmaz. Kim olduğumu görmenizi istemem. Siz bayağı kaptırmışsınız rolü. Aslında tesadüfen gelmedim. Bilerek geldim. Neden? Bakmak ayıp ama benim gözüm takıldı. En büyük bağışı siz yapmışsınız. Bilmem, öyle mi olmuş? Ne garip değil mi? İçeridekiler her gece kumarda servet kaybediyor ama iyi bir şey yapmaya gelince bunun onda birini bile veremiyorlar. Niye yapsınlar ki? İnsanlar sizin zannettiğiniz kadar iyi değiller. Peki siz? Ben de iyi değilim. Ama evsiz olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum.
Böyle duracak mıyız burada? Dans edelim mi? Un oiseau plie dans ses ailes pour s'envoler. Alors je sens mon fer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Et celui qui lui jettera la première pierre? İyi misiniz? Gördünüz mü ne yaptığımı? Başımı döndürdünüz. Oturalım isterseniz.